kaptan alınan bu metinle ilgili belirlemelerinden hangisi yanlıştır? Söyleşmeye bağlı anlatımla oluşturulmuştur. Sözcüklerin yan ve mecaz anlamları kullanılmıştır konu karşılıklı konuşma üzerinde ortaya konmuştur. Cevaplanan soru konu akışını şekillendirmiştir. Sorulan soruyla metin sınırlandırılmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Elleriniz hayat veriyor, hayat kurtarıyor. Bir ameliyat esnasında ellerinizin titrememesi gerekiyor. Peki ellerinizi geliştirmek için el idmanınızı nasıl yapıyorsunuz diyor. Soru var mı? Var arkadaşlar. Ee, şimdi o halde böyle Denizli şıkkını eliyoruz ve soruyla tabii ki metin sınırlandırılmış. Bu yüzden ne yapıyoruz? 4'ü ve 5'i eliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben iyi bir cerrah olabilmek için 4 yıl boyunca ip düğümledim. Her akşam hiç yorulmadan elime ip alır televizyon izlerken, kitap okurken ip düğümlerdim. Parmakları çalıştırmak önemlidir. Sonra stres topları edindim parmaklar ve el arasındaki bölgeyi böyle geliştirdim. Tenis topu daha serttir. Bilek ve parmaklarımı bu topu sıkarak kuvvetlendirdim diyor. Şimdi söyleşmeye bağlı bir anlatım da var. Bunu da söyleyebiliriz. Biraz daha sohbet havasında sorularda sorduğu için konu karşılıklı konuşma üzerinden ortaya konmuştur. Bu da doğru. Sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarda kullanıldığını söyleyemeyiz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu haber metnindeki altı çizili bölümlerde aşağıdaki 5N1K sorularından hangisinin cevabı yoktur? NASA astronotları ilk defa özel bir şirket tarafından geliştirilen uzay aracı ile uluslararası uzay istasyonuna taşındı. NASA astronotlarını uzaya taşıyan Dragon uzay aracı taşıyan ne? Dragon uzay aracı Edirne şıkkını eliyoruz. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi tarafından geliştirildi. NASA 2011'de uzay mekikleri emekliye ayrıldığından beri astronotlarını uzaya göndermek için Rusya'nın Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Ne zaman? 2011'de. Şöyle 5 şıkkını da eledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Niçin? Uzaya göndermek için Adana şıkkında eledik. Rusya'nın Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu. Dragon yörüngeye ulaştıktan 19 saat sonra uzay istasyonuna otonom olarak kenetlendi. Nasıl? Otonom olarak. Bu yüzden arkadaşlar Denizli şıkkında eliyoruz. Nerede sorusunu soramadığımız için cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi bu parçanın bir biyografiden alınmış olduğunun göstergesi olamaz? Biyografi arkadaşlar başkasının hayatını doğumundan ölümüne kadar anlattığımız eserlerdir. Ordinarius Profesör Masar Osman psikiyatri alanında ülkemizde efsaneleşmiş çok değerli bir bilim insanıdır. Doğru, biyografinin bir cümlesi olabilir. Türkiye'de çağdaş psikiyatrinin kurucusu olan Masar Osman 1884'te bugün Yunanistan topraklarında bulunan Dede Ağacın Sofular Köyü'nde doğdu. Bu da doğru arkadaşlar. Biyografinin bir cümlesi olabilir. Fakir bir köylü ailesinden zor şartlarda büyüyen Mazhar Osman daha küçükken annesini kaybetti. Biz bu cümlenin bir biyografiden alınıp alınmadığını bilmiyoruz bağımsız olarak tek başına düşündüğümüzde. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Ailesine katkıda bulunmak için küçük yaşta çalışmak zorunda kaldı. Doğru. Kuyulardan su taşıyıp bahçeleri sulayarak, okuma yazma bilmeyenlerin mektuplarını yazarak para kazanmaya çalıştı. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki bilgilendirmelerden hangisi bu durumu örneklemek için kullanılamaz? Servet Fünun döneminde birçok sanatçı anı türünde eser vermiştir. Mehmet Rauf'un farklı yayın organlarında çıkan ve büyük kısmı edebi hatıralar üst başlığıyla yayınlanan yazıları sonradan kitaplaştırılmıştır. Edebi hatıralar arkadaşlar anı türünde eseridir Mehmet Rauf'un doğru. Eh, Ahmet Rasim, Falak adlı eserinde çocukluk anılarını anlatırken eğitim ve öğretimde uygulanan dayak yöntemini eleştirmiştir doğru. Hüseyin Cahit Yalçı'nın edebi yaşamı ile ilgili anılarını içeren edebi hatıralar Servet Efinun döneminin de aynası durumundadır. Bu da doğru arkadaşlar. Cenab-ı Şahabettin'in hayata bakışının özünü yansıtan Triyaki sözleri yeni nesiller için bir hazine hükmündedir. Triyaki sözleri arkadaşlar anı türünde bir eser değildir. E ee, Cemal Şahabettin'in sadece özlü sözlerini içeren bir eserdir. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı. Saray ve Ötesi Halit Ziya'nın Osmanlı sarayına, saray adetlerine ve padişaha dair yakın şahitliğini aktardığı bir eserdir. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı almış bu metinlerden hangisi? Sohbet, söyleşi türünün özelliklerini anlatmak için örnek olarak kullanılabilir. Yazarlarımızın bir bölümünün yeni bir karşı koymaya kalkmalarının dil içinde, o yazarlar için de büyük kötülükleri oluyor. Dil içinde kötülüğü oluyor çünkü yeni dil, yazarların yani kendisine asıl kullanacak kimselerin payı olmadan kuruluyor. Bu yüzden bir takım zevksizliklerin önüne geçilemiyor. Yazarlarımız için kötü oluyor çünkü yarın onlar küçük düşecekler. Bu dili ister istemez kullanacaklar. Daha doğrusu isteye öteden beri istediklerini sanarak kullanacaklar diyor arkadaşlar. Biz bunun bir eleştiri yazısı alındığından söyleyebiliriz arkadaşlar. Büyük sanatçılar kendi dünyalarını kurarlar. Onların güneşi, ayı, gecesi, gündüzü, yıldızı, kuytusu, dağı bizimkilerin aynısı değildir. Hepsi kurdukları dünyaya göredir. Haşim bunlara bir de renk ve hayal dolu bir dil eklemiştir. Dilinin lezzetine varmadan dünyasına girmek, mehtabının, gölgesinin esrarını yaşamak Şakıyan bülbülün yürek burkan sesini duymak mümkün değildir diyor arkadaşlar. Burada bir eleştiri yazısı var ama burada sanki daha olumlu bir eleştiri burada olumsuz bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Neticede aynı tür kullanıldı. Şiir nedir? Güzel şiir hangisidir? Çok düşündüm bunların üzerine. Düşündükçe de bu soruların kesin bir cevabı olmadığını, olamayacağını anladım. Belki beğenmem sizin şiirinizi ama gerçekten güzel değil midir? Bir değeri yok mudur? Yarının ölmez eserleri arasına girmeyecek mi? Kestiremem ki orasını. Ancak sizin duyduğunuz o güvenin, o gururun güzel olduğunu biliyorum. Şüphesiz olarak da biliyorum. Düşünün bir bir kere bir insana sevdiği sen güzelsin demiş. İnandıramamış onu güzel olduğuna. Siz onu güzel bulmuşsunuz, bulmamışsınız. Ne çıkar bundan? İsterseniz alay edin, gülün, ona bir bir bütün çirkinliklerini sayın. Aldırır mı? Arkadaşlar sorular sordu. Soruları cevaplandırdı. Karşısında biri varmış gibi konuştu. Düşüncelerini kanıtlama gereği duymadı. Biz bunun bir sohbetten, söyleşten e, alındığını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir yazara ait olabilir? Zaman zaman sanat konularına girdiğim sanat olaylarından yeni sanat eserlerinden söz ettiğim oluyorsa da benim asıl işim eleştiri değil. Ben köşemde okuyucularıma bazı günlük sorunlar üzerinde kişisel görüşlerimi sunarım. Derinliğe, bilimsel ayrıntılara inmem. Hiçbir gerçeği kanıtlamaya çalışmam. Kısa, yoğun, günlük yazılarla sadece kendi görüşlerimi ortaya koyarım. Arkadaşlar gazete köşelerinde günlük olarak yazılan eserlere Fıkra denir. Dolayısıyla ne arayacağız? Bir fıkra arayacağız. Adana şıkkına bakıyoruz. Sahaflarda Emil Ledwig'in Juliet 1914 adlı kitabını bularak aldım. Böyle bir kitabı Paris'te bile bulamam. Fransızlar tükenen bir kitabın yeni bir baskısını kolay kolay yapmıyorlar diyor arkadaşlar. Bunu bana kanıtlayabilir. Ben bunu ne yapabilirim? Eleyebilirim şöyle. Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlanmıştır. Halk öykücülüğünden yola çıkarak sözlü gelenekte yaşayan Köroğlu, Karacaoğlan, Alage'ye köykülerini 3 Anadolu efsanesi adıyla yeniden yazmıştır. Bunu da arkadaşlar bana kanıtlayabilir. Çünkü demiş ya kanıtlamaya çalışmam demiş. Bu yüzden bunu da eledik. Bir tuz gölü olan Palası, Kayseri'de bazıları tuzla veya tuz gölü adıyla biliyor. Ama birçok kişi bir defa bile gidip görmemiş bu sulak alanı. Oysa gölün tuzu bin yılların ürünü diyor arkadaşlar. Bunu da bize kanıtlayabilir bu. O yüzden bunu da eliyoruz. C şıkkında eledik. Açık söyleyelim. İnternet son zamanların en faydalı buluşlarından biridir. Ama en zararlarının başında da yine o gelir. Bilgiyi her yerde yaymaktadır. Fakat bilginin kirlisini yayma konusunda internetten daha etkin ve tehlikeli bir sistem neyse ki hala bulunamamıştır diyor arkadaşlar. Bu yazıya baktığımızda bir köşe yazısı ya da fıkra olabilir. Biliyorsunuz ki yazarın daha doğrusu köşe yazarının herhangi bir konuyu günlük olaylar hakkında hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara çok fazla girmeden ve kanıtlamaya çalışmadan yazdığı yazılardır. Cevabımız bu yüzden Denizli. Elimde gemide dağıtılan tatsız çay var ama bu manzara bana şekeri de unutturuyor. Yanımdaki yaşlı adam oğluna martıları göstererek bak görüyor musun bizim oraların martıları bile bir başka misafirperverdir diyor. Bu bir anı olabilir arkadaşlar ya da deneme olabilir ama fıkra ya da köşe yazısı değildir. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız Denizli. Bu eserlerde özelliklerinden hangisi ortaktır? Yazınsal bir söylem kaygısı taşıma yani edebi, aynı edebiyat döneminde yazılma, kendi türünde ilk örnek olma, gazete çevresinde gelişen metinlerden olma, bireysel yaşamı konu edinme diyor arkadaşlar. Bakıyoruz tercüman-ı ahval mukaddimesi biliyorsunuz ki Şinasi'nin şöyle diyelim Şinasi'nin Türk edebiyatındaki şöyle İlk makale örneğidir. Mecalisün i Nefais'e baktığımızda arkadaşlar Ali Şir Nevai'nin şöyle Ali Şir Nevai'nin şu şekilde yazdık. Evet. İlk teskire olduğunu söyleyebiliriz. İlk teskire. Miratül Memali'ye baktığımızda memleketlerin aynası anlamına gelmektedir. Seydi Ali Reis'in şöyle Seydi Ali Reis'in arkadaşlar ilk sehatname olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu şekliyle baktığımızda kendi türünde ilk örnek olma özelliğine sahip olduklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Tanzimat'tan sonra Avrupa ya da başka ülkeleri dolaşan yazarlar arasında gezi notlarını yazma merakı da arttı. Namık Kemal, Ali Suavi ve Ziya Paşa'nın yazılarında büyük Avrupa şehirlerini anlatanlar çoktur. İlkin Ahmet Mithat İsveç'te katıldığı kongreden sonra nokta 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 yazmış diyor arkadaşlar. Evet, bundan sonra Ahmet İhsan Tokgöz nokta nokta, Direktör Ali Bey nokta nokta, Cenab Şahabettin Hac yolunda Afak Irak Avrupa mektuplarını yazmıştır diyor arkadaşlar. Sondan başlayalım. Direktör Ali Bey yolcu defteri onun mu? Hayır değil. Bize göre Ahmet Haşim'in değil. Taşkent'e doğru değil. Avrupa'da ne gördüm? Yani seyahat jurnali şurada. Avrupa'da ne gördüm değil. Seyahat jurnali. Evet onun arkadaşlar. Frankfurt seyahatnamesi de değil. Bu şekliyle baktığımızda cevabımız Denizli. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevelan önemli bir eseri biliyorsunuz. İhsan Tokgöz'ün, Ahmet İhsan Tokgöz'ün Avrupa'da ne gördüm yine önemli bir eser ve arkadaşlar direktör Ali Bey'in seyahat jurnali önemli eserlerdir diyoruz. Bu yüzden cevabımız Denizli Şıkkı olur de boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Oğuz Atay'ın Nokta Nokta adlı hikayesinde Halide Edip Adıvar'ın romanında Kemalettin Kamu'nun adlı şiirinde mektup türü bir anlatım biçimi tekniği olarak kullanılmıştır. Tutunamayanlar tehlikeli oyunlar arkadaşlar. Zaten roman bunu eliyoruz. Bingöl Çobanları zaten e, bunu da eledik şiir türünde çünkü mektup türüyle alakası yok. E, gurbet İzmir yollarında olabilir bu bir kenarda dursun ama Halde Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleğini buradan eliyoruz arkadaşlar. Eleyerek gidiyoruz. Korkuyu beklerken de değil. Oğuz Atay'ın Babama Mektup. Ondan sonra Halde Edip Adıvar'ın arkadaşlar Handan. Biliyorsunuz ki mektup türünde mektuplarla yazılmış bir romanı. Ve Kemalettin Kamu'nun İzmir Yollarında adlı şiirinde arkadaşlar mektup tekniği kullanılmıştır. Bu yüzden cevabımız Adana Şıkkı açıklamayla başlayan bir yazı tamamlandığında ortaya aşağıdaki edebi türlerden hangisi çıkar Son zamanlarda yaşantı sözcüğünü kınayan yeren yazılar görüldü basınımızda biz burada bu yazıları teker teker cevaplayacak değiliz elbette. Biz bu yazınımızda yaşantı sözcüğün anlamı ve yapısı üzerinde durmakla yetineceğiz. Bu konudaki görüşlerimiz de örnekleriyle birlikte sunacağız diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yaşantı sözcüğüyle ilgili yaşantı sözcüğünün anlamı ve yapısı üzerinde durulacak. Ve bu görüşler örneklerle de kanıtlanacak arkadaşlar. Bize neyi veriyordur bu da? Makaleyi veriyordur. Biliyorsunuz ki makalede yazar öne sürdüğü düşünceyi kanıtlamak zorunda. Deneme değil kişisel görüştür deneme. Sohbet karşısında biri varmış gibi düşüncelerini ortaya koymaktır. Fıkra günlük olayları anlatmak. Röportaj zaten karşılıklı soru cevaba dayanan bir tür. Bu da değil. Dediğim gibi cevabımız B şıkkı.